Merhabalar. Şöyle güzel ve basit bir örnekle karşınızdayım. Bu örneğin yapımını anlatacağım dilim döndüğünce. Şöyle gayet hoş ve basit bir örnek. Şöyle yeşil kısmından hemen anlatmaya başlayayım. Beni takip eden arkadaşlar bilirler. Böyle yüklediğim videolarda vardı. Bu şekilde sümbül yapmıştık. Aynı onun şekli, onun gibi. Bu yeşil kısımlarını yapacağız. Hemen şu gözümün içine döndüm ben. Buraya iki tane kirpik yapıyorum. Şu şekilde. Çok da büyük olmayacak. Böyle. Bu birinci kirpik. Hemen şöyle. İkinci kirpimi yapacağım. Boylarını eşitliyoruz. Bu şekilde. Şu ikinci kirpimin başına batıyorum. Buraya şimdi 3 tane kirpik yapacağım. Şu kısma geldik. Yeşil kısmımızın son aşaması. Bu gözün içine 3 tane kirpik yapacağım. Bu arada aşağıdaki abone ol yazısına tıklayıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yanında bir zil çıkacak. Ona da tıklarsanız yüklediğim her videodan anında haberdar olabilirsiniz. Haftaya da inşallah bunu yükleyeceğim. Haftaya da boyayı yazmadan alıp başka bir yazmayı dikmeyi göstereceğim size. Bu çoğu hanımın başına geliyor. Henüz benim başıma gelmedi. Çok şükür. Yazmayı yapıyoruz. İşte çocuklar geliyor ya kesiyor ya yakıyor. Bir şekilde yazmanın başına bir işler geliyor. Yazma ziyan oluyor. Üstünde oya mis gibi duruyor. Kesip atılmak da istenmez o kadar emek. O yüzden size oyayı başka bir yazmaya aktarmaya göstereceğim haftaya. Bunu yazmadan alacağım. Başka bir yazmaya ekleyeceğim. Şu şekilde üst katın pırpırını yaptık, bitirdik. Hemen aşağı şu ilk göze dönüyorum. Bu şekilde. Yine aynı şekilde kirpik gibi. Şöyle. Onu yok etmeden döndüm aşağı ve buraya bir tane daha kirpik yaptım. Şekilde. Buradaki alt sıradaki yeşillerin tamamı bu şekilde. Arası da böyle. Çiçeğin altı da böyle. Bakın. Çiçekler de bu şekilde yapılıyor. Arası da zaten bunun ta kendisi bu şekilde. Bu şekilde yazmamızı çevireceğiz. Komple. Şöyle artık işte arasına zürafa geçiyoruz. Minik minik böyle. Ben burada keseceğim artık. Buradan devam etmeyeceğim. Üstünün rengini koymaya başlayacağız şimdi. Şu arasını siz kendiniz elinize göre ayarlayın. Herkesin eli farklı çünkü. Ben kaç tane koymuşum? 9 tane koymuşum ben. Siz kendi elinize göre, istediğiniz sıklığa göre orayı değiştirin. Kendi gönlünüze göre artık. Şimdi buraya, şurası ara suyum oluyor. Şunlar, hepsi zaten aynı. Bu son yaptığımın üzerine de kirpikleri konduracağım. Burada hanımlar şöyle yapabilirsiniz. İsterseniz buradan başlayıp buralara köprü yaparak buraya gelebilirsiniz. İsterseniz de çift kat olsun derseniz buradan buraya dönüp tekrar başa dönebilirsiniz. Çift kat yaparsanız dibi daha dolgun olur. Şu kirpiklerin altı daha kalın, daha dolu görünür. Ben hemen şuradan başlayacağım. Buradan döneceğim tek kat olsun diye. Sonuncuya ipimi tutturdum. Şu kirpiğe batıyorum. Buraya bir köprü yapıyorum hemen. Çok gergin de olmayacak. Çok gevşek de olmayacak. Şöyle şu şekilde. Bakın. Sonra orta kirpiğe geliyorum. Ona bir köprü yapıyorum. Bu araları eşit tutmaya çalışalım.
Şu gözleri, boşlukları eşit tutmaya çalışalım. Dönüyorum, bunun üzerine geliyorum. Böyle hepsini eşit yapmaya çalışıyorum. Ve en son buraya gelip batıyorum. Ben bu sefer uzatmamak için tek kat yaptım. Eğer çift kat yaparsanız kirpiklerinizin dibi daha dolu görünür. Şimdi köprülerimi yaptım, bitti. Şuradan ipimi temizleyeyim, göz karartmasın. Evet. Şimdi bakın, bu şekilde görünüyor. Şu kirpiklerimizi döneceğiz. Her bir gözün içine ben 6 tane doldurdum. Siz kaç tane isterseniz o kadar doldurursunuz. Hemen şöyle bakın. Şöyle tutuyordum. Başa geldim gördüğünüz gibi. Bu birinci gözün içine 6 tane kirpik yapıyorum. Ne çok büyük olacak ne çok küçük olacak kirpikler. Böyle bakın, birincisini yaptım. Bundan buraya 6 tane dolduruyorum. Şöyle bu ikincim. İlk gözümün içini bitirmiş oluyorum. Şimdi bakın, şu diğer gözlerin içine 6 tane kirpik yapacağım sıra. Şimdi bu gözün içine geliyorum. Buraya kirpik yapacağım 6 tane. Hemen şöyle gayet sıkı bir şekilde bakın geçtim buraya. Şimdi buraya 6 tane kirpikle dolduracağım. Birinci kirpiğimi hemen yaptım. Diğer kirpikleri de gözeterek yapıyoruz. İkinci gözün içine de 6 tane kirpiğimi yaptım. Üçüncü gözün içine geldim. Üçüncü gözün içine battım. Ve aynı şekilde diğer iki gözde olduğu gibi buraya da 6 tane kirpik yapıyorum. Boylarını eşit tutarak. Ve son gözün içine geldim. Son göze de diğerleri gibi 6 tane kirpikle dolduruyorum. Son gözdeyiz. Artık oyamız bitiyor. Bu şekilde son gözümü de bitirdim. Artık buradan ipimizi kesiyoruz. Böyle hanımlar örneğimiz. Haftaya bunu bu yazmadan kesip başka bir yazmaya dikmeyi göstereceğim. Buradan keseceğiz bunu. Başka yazmaya aktaracağız. Onu göstereceğim. Örneğimiz bu kadar. Lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben de kalın, güzel örnekler paylaşacağım. Kolay gelsin.